Evet, bugün yine sokak ağzında geziyoruz. Burada yine bir motel, bir pansiyon. İsteyen çadır kuruyor. İsteyen yukarıdaki pansiyonlarda kalıyor. Burada dikkatimizi çeken Kırımlı Rafet'in yeri diye. Aslında Rıfat Bey'in yeri, oğlu Rafet'in ismini koymuş. Balabanlı köyünde. Evet. Ve girişi oldukça otantik. Zaten Rıfat Bey eski bir usta, inşaat ustası, taş ustası. Birçok taş evi kendisi yapmış ve gördüğünüz gibi şimdi de evet, Kırımlı Rıfat Bey'in nedir? Pasyona giriyoruz ve çok güzel bir manzarası var. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Evet, duyuyorsunuz arka masalardan gün batımından bahsediliyor. Karşıda Midilli var. Sahili bu şekilde iniyoruz. Gerçekten gün batımı güzel olur burada. Evet, sokak ağzı koyu karşıda. Evet, Rıfat Bey'in yerine tekrar gözden geçiriyoruz. Şimdi ilk dikkatimizi çeken girişte çok güzel taş döşeme mekan. Ve galiba burası, evet, Rıfat Bey bizi karşılıyor. Rıfat Bey merhaba. Bir aile işletmesi tamamen. Burası mutfak. Oldukça temiz, biz daha önceden baktık. Oldukça temiz, nezih bir yer. Annemiz yemekleri yapıyor. Kardeşimiz burada, annesine yardımcı oluyor ve çok güzel bir panoraması var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir panoraması var. Buradan da kesinlikle tarifi imkansız bir panoraması var. Gerçekten görmek gerekiyor. Videodan tam görmüyor. Şu aşağısı. Evet. Burada kalan misafirler var. Ve ben size odalardan bir tanesini göstereceğim şimdi. Görüyorsunuz. Aynı zamanda zeytinyağı ve zeytin mahsulleri ürünlerini satıyorlar anladığım kadarıyla. Evet, sızma zeytinyağı satılıyor. Burada meşhur. Kendi üretimleri. Merhaba. Rıfat Bey, bize de odayı gösterir misiniz? Evet. Gördüğünüz gibi taş bir doku bizi karşılıyor. Ve evlere bakın. Evet. Taş bir doku ve odaya giriyoruz. İnanılmaz. Temiz, küçük, butik. Aslında tam benim aradığım şekilde. Ve bakımlı. Temizliği çok önemli. Evet. Temiz. Görüyorsunuz. Evet. Buradan da banyo tuvalete bakalım. Evet, buradan çıkıyoruz, sonra yeniden geri döneceğiz. Bakalım buraya, hemen bakıyoruz. Ooo, hemen uyarıldık tabii ki. Dünyaca meşhur dondurmacımız gelmiş. Evet, merhaba. Merhaba. Hemen çekiyoruz. Arkadaşımız galiba dünyaca meşhur galiba. İlk defa karşılaşıyoruz. Tamam. Bıyıklarınız meşhur galiba, bir yorum alalım. Göründüğü kadar. Kaç santim abi? 90. 90. Yarışmalara falan katılıyor musun? Bazen. Bakım istiyor herhalde. Tabii, bakım istiyor. Kaç senedir ilgileniyorsun? 20 yıla geçiyor. 20 yıl. Gurur duyuyorsun herhalde bıyıklarınla. İlgi çekiyor mu? İlgi çekiyor. Enteresan bir şeyle karşılaştın mı mesela bıyıklarınla ilgili? Anlatır mısın bize? Yok, bazen oluyor, içimde karşılıyorlar. Ama dikkat çekiyor değil mi? Tabii. Evet, teşekkür ederiz. Adınızı alalım biz. Pala. Kahramanmaraş dondurması satıyorsunuz galiba. Evet. Tebrik ediyorum gerçekten. Kolay değil, uğraş. Herkese saygılar. Pala, tanıştığımıza memnun oldum. Görüşmek üzere. Evet, böyle. Vallahi herkes tarafından dikkat çekici. Görüyorsunuz, gelen gider eksik olmuyor.
oldukça kalabalık. Oldukça kalabalık bir yer. Tekrar odaya döndük. Neden odaya döndük? Çünkü banyoyu yarı bırakmışım. Neden? Çünkü banyo temizdi. Genelde böyle pansiyonlarda küçük ama temiz. Elden geçmiş ya da. Gördüğünüz gibi bir banyo. Tekrar odayı toparlamak gerekirse bakıyoruz. Evet. Odamız bu şekilde. Biz çıkıyoruz artık. Kapıdan da bunu görüyoruz. Küçük ama yeterli. Bu tip bir yer arıyorsanız, kafanızı dinlemek istiyorsanız gerçekten kırıldığını yeri değerlendirmeli. Klimasıyla, temizliğiyle, sadeliğiyle, doğal yapısıyla, taş dokusuyla gerçekten dikkat çekici. Ve gerçekten farklı bir yerde kalmak istiyorsanız işte Kırımlı'nın yeri. Buradan çıktık. Kapıyı kapatıyoruz. Tekrar normal çekimize devam ediyoruz. Kırımlı'nın genel manzarasına tekrar dönüyoruz. Gördüğünüz gibi geleni gideni bol bir yer. Evet. Yani hep şişme çekmesin. Yok. Bilir nerelere atacaksın onu. YouTube atacağız tabii ki. Peki biz burayı çok beğendik. Bir de tarafsız olsun diye size soralım. Siz ne düşünüyorsunuz burasıyla ilgili kısaca? Valla çok kalabalık yerlerden daha iyi, daha tercih ederim. Kişisi sakin, sessiz ve çok çok doğal oluşu hoşumuza gitti. Evet, çok doğal. Biz de burada ne dolmasıydı? Kabak çiçeği dolması. Gerçekten ben bu kadar bir tabağa kabak çiçeği dolması koyan ve lezzetli olan görmedim. Genelde 5 tane. Ya hakikaten yani. Aynen öyle. Kabak çiçeğini sanki böyle cımbızla koyuyorlar. Az az koyuyorlar. Burada koca bir tabak yedik. Evet. Ve teşekkür ediyorum ya. Doğal fikirlerinizi, gerçekten düşüncelerimizi paylaştığınız için. Biz de ne diyoruz? Bol müşteri diliyoruz. Aynen öyle. Ya onlar da çünkü işini iyi yapıyorlar. Aynen öyle. Butik bir yer, doğal bir yer. Böyle bir yer, sade bir yer arıyorlarsa. Bir şey söyleyeyim, burası ailecek. Evet evet. Biz de kendimizi yani bir saattir, iki saattir buradayız ama aileden hissettik gerçekten. Aileden hissettik ki tabak çanak istemiyorum. Değil mi? Böyle hissetmek isteyenler için bir ideal bir yer. Aynen öyle. Evet. Ve manzarası da çok güzel. Gerçekten pozisyonu, lokasyonu çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Size afiyet olsun diyoruz. İyi tatiller diliyoruz.